arkadaştılar. Pervin, Gül, Ayşe. Aynı mahallede oturmuşlar, aynı okulda okumuşlar, aynı sınıflarda aynı sıraları paylaşmışlar, aynı takımda voleybol oynamışlardı. Yıllarca birlikte gülmüş, birlikte eğlenmişler, birlikte ders çalışmış, yaşamı birlikte paylaşmışlardı. Ve Ahmet, Yusuf, Murat. Bu üç can dostu kızın üç gençlik aşkı. Pervin, Ayşe ve Gül'le sonradan evlenecek olan bu üç delikanlı, bu ayrılmaz üçlünün ilk flörtleri, ilk sevgilileri, ilk aşklarıydı. Pervin tıp fakültesini seçti. Mezun olduktan sonra çok iyi bir doktor, çok idealist bir tıp insanı olarak çalışmaya başladı. Mesleğinde büyük aşamalar kaydetti ve çok sevdiği Yusuf'la evlendi. Ayşe öğrenimine devam etmedi. O sevdiği Murat'la evlenip evinin kadını olmayı tercih etti. Gül ise liseyi bitirdikten sonra öğrenimine devam etmedi. O bir an önce para kazanmak istedi. Manken ve fotomodelliğe başladı. Tüm arzusu askerliği bittikten sonra sevgilisi Ahmet'le evlenmek ve evinin kadını olmaktı. Seneler seneleri kovaladı. Bu birbirlerinden hiç ayrılmayan üç arkadaş evliliklerine mutlu bir şekilde devam ettiler. Ancak bu mutlulukları uzun sürmedi. Sen nereden geldin bana? Seni bana hangi kader yolladı? Onu ben öldürdüm. Suçumu kabul ediyorum. Ölünün arkasından konuşulmaz. Ama öyle kahroluyorum ki. Gün içine öyle üzülüyorum ki. Peki böyle mi devam edecek Pervin? Evet, böyle devam edecek. Oğlunu oğlum gibi büyüteceğim, hepsi bu. Pervin. Pervin çok kötü. Çok kötü. Gül cinnet geçirmiş. Ahmet'i vurmuş. Gül. Anneciğim. Anne ya, anneciğim. Biz böyle mi olacaktık? Doğru söylüyorsun. Bu kahpe yüzünden hepiniz yanacaksınız. Barışmanızı istiyorum. Bunu benim son arzum olarak kabul eder misin? Sen istiyorsan ederim. Cevap bekliyorum. Geberecek. Yarını hatırlatmak istedim. Biliyorum. Hilal'in cenazesi var. Oğluyla birlikte gideceğiz. Gidecek misin? Yanlış duymadım. Gideceğiz dedim. Başın sağ olsun Yusuf. Sağ ol. Hadi gidelim. Arabalar kapıya gelsin. Attention please. Turkish Airlines flight number TK200 from Frankfurt to London. Thank you. Başını sağ olsun. Başını sağ olsun. Ceylan'ım. Yok artık. Yok ya. Yok artık. Gidin. Başlıyor. Sizi iki gün bekledik Süreyya teyze. Haberi yeni aldım. Hastanedeyken arasaydınız beni. Kendisi istemedi. Biliyorsun. Sizi üzmek istemezdi. Ceylan'ım benim. Önce mezarlığa gidelim. Başüstüne. Pervin Yusuf. Kızımın katillerinin çiçeği. Kaldırın bunu.
Rahat uyu güzel kızım. Allah huzur içinde ve cennetinde uyusun seni. Ceylan abim. Ben de sanki seninle bu toprağın altına girdim. Benim için bundan sonra hayat torunumdur. Senden geriye kalan tek şey yavrum. Sen onda yaşayacaksın. Sen onda yaşayacaksın. Sen onda yaşayacaksın. Kalk hadi, ziyaretçim var. Sana ne? Yeni gelenmiş. Merhaba çocuklar. Merhaba. Merhaba. Merhaba canım. Gül bir tanem. Nerede olduğu önemli değil. Bak yine buluştuk. Ahmet nasıl? Ahmet iyi. Hayati tehlikeyi atlatmış. Sana gelmeden hastaneden bilgi aldık. Kendine geldiği ilk an seni sormuş Gül. Allah'ım sana çok şükür. Seni çok özledik. Herkesin sana selamı var. Annem size emanet çocuklar. Merak etme. Biz her zaman Zehra teyzenin yanındayız. Hepimiz umutluyuz. Her şey düzelecek Gül. Eski günlere döneceğiz. Söylediklerinize siz de inanmıyorsunuz biliyorum. Oynuyorsunuz. Öyle şey olur mu? Biz üçümüz yaşamamız boyunca birbirimize hiç oynamadık. Dertlerimizi, sevinçlerimizi içtenlikle paylaştık. Tamam, zor durumdasın. Ama umutsuz yaşanmaz Gül. Yaşamak isteyen kim Ayşe? Ahmet engel olmasaydı bu dayanılmaz acıların son bulacaktı. Bana engel olurken benim kurşunumla yaralandı. Söyler misiniz ikiniz de? Daha beter bir acı var mı? Böyle düşünme. Ahmet engel olmasaydı ne olacaktı? Geride dayanılmaz acılar bırakacaktın hepimiz için. Ahmet, biz, senelerin... Hepimiz bu acıyla yaşamayacak mıydık? Oysa şimdi bir umudumuz var. Gül, hissediyorum. Her şey düzelecek. Göreceksin. Düzelecek ha. Naci babanın orada buluşabilecek miyiz? Elbette. Deli dolu yaşamımız devam edecek mi? Hayır. Ben inanmıyorum. Siz de inanmıyorsunuz zaten. Ne olur bir daha bana gelmeyin. Gül! Hilal Yusuf'u çok sevdi. Deli gibi aşıktı Yusuf'a. Gecesiyle gündüzüyle bütün dünyası Yusuf'tu sadece. İnce, duygulu bir yüreği vardı. Ve yasak bir aşk yaşadığı için kendisini suçluyordu. Yusuf evliydi. Karısından ayrılamadı. Yusuf da Hilal de bir çıkmazdaydılar. Sonunda olan kızım oldu. Benim yüreğim yanarken Yusuf denilen adam karısıyla ve torunumla birlikte. Yo, evladını göremeden gitti Hilal. Benim kızımın hayatı bu kadar kısa, bu kadar kara olmamalıydı. Onu içim titreyerek, hiçbir şeyden mahrum bırakmayarak büyüttüm, yetiştirdim. Uzun, mutlu bir ömür sürmesini istedim. Yavrum benim. Yavrum. Ceylan. Nereden bilebilirdim son doğum günü olduğunu? Öylesine neşeli, öylesine coşkuluydu ki. Çiçek gibiydi o gün.
bir kelebek kadar narindi. Allah'ım, o da hayatının ilk baharındaydı. Bahar kokuluydu, hayat doluydu, sevgi doluydu. Yüreği iyilik için çarpardı. Yavrum benim, canım kızım, bir tane. Bu senin için, canım kızım. Hep bildiği günü hiç unutamıyorum. O diplomasını almanın mutluluğunu yaşıyordu. Bense yuvadan uçacak kuşun ilk haberini alıyordum. Anneydim, hissediyordum. Onu tanıyordum. Kendi kanatlarıyla uçmak isteyeceğinden o kadar emindim ki. Yanılmamışım. Gitmek istedim. İstanbul'a gitmek ve orada yaşamak istediğini söyledi. Çalışmak istiyorum dedi. Çalışıp kendi kazancımla geçinmek istiyorum dedi. Kendi ayaklarım üzerinde durmak istiyorum dedi. İçim acıdı, yüreğim sıkıştı, bir şey diyemedim. Ve bir gün parayı, pulu, eşi, dostu, serveti, her şeyi arkasında bırakıp gitti. İstanbul hep korkutmuştur beni. Bir tanecik yavrumu, bakmaya doyamadığım, okşamaya kıyamadığım biricik kızımı nasıl emanet edebilirdim bu kabus şehre? Dayanamamış söylemiştim içimdekileri. İstanbul büyük şehirdir yavrum. Seni ezer, öğütür, yok eder demiştim. Lütfen bana güven. Bir tanem, sana güveniyorum. Babanın vasiyetini unutma. Sana her zaman akarsu gibi temiz, kalem gibi dimdik ol demişti. Hatırlıyorsun değil mi? Öyle ve öyle kalacağım anneciğim. İnanıyorum. Seni seviyorum. Çok özlemiştim. Bir gün televizyonda onu gördüm. Çok şaşırdım. Podyumda mankenler arasındaydı. Defilelere çıkıyordu. Oysa ben halkla ilişkiler şirketinde çalıştığını biliyordum. Sonradan öğrendim mankenlik de yaptığını, foto model olarak çalıştığını. Reklamlarda aranan bir oyuncu olmuştu benim bir tanem. Önce karşı çıktım. Ama zamanla alıştım. Kabullendim. Hatta onunla gurur duymaya başladım. Ta ki acı gerçeği öğrenene kadar. Acı ama gerçek olan onun erkek seçimindeki aykırılıktı. Benim kızım, benim onurlu, namuslu, gururlu kızım bir erkekle yaşıyordu. Üstelik adam evliydi. Bunu öğrenince beynimden vurulmuşa döndüm. Çılgın gibiydim. Bu adamı bırakmasını istedim. Kabul etmiyordu bir türlü. Ben onu dinlemiyordum bile. Avaz avaz bağırıyor, hakaretler ediyordum. O adamdan hemen ayrılacaksın. Hemen diyorum. Duyuyor musun? Evli bir erkekle hiç utanmadan münasebet kurmak. Gizlice beraber yaşamak. Aklım almıyor. Sen kendini ve bizleri nasıl bu hale getirirsin? Bu ahlaksızlığı nasıl yaparsın? Bu suçu nasıl işlersin? Sevmek suç değil. Bir erkeğin ikinci kadını. Gizli bir aşk oyuncağı. Kirli, zavallı bir aşk ilişkisi. Hayır, hiç de öyle değil. Öyle. Ben kabul edemem bunu. Ayrılacaksın. Yusuf'u seviyorum. Ne olur anla. O adamı bir daha görmeyeceksin. Ayrılamam Yusuf'tan. Ayrılmayacağım. Onu delice seviyorum. Başıma gelecek her şeye razıyım. Ne olur anne. Sana ihtiyacım var. Sevgine, şefkatine ihtiyacım var. Sıçacık kucağına anne. Benim kucağım tertemiz bir evlat için. Bir fahişe için değil. Ben fahişe değilim. Fahişesin. Son görüşmemizde benim yüreğimde acı. Onun gözlerinde yaş vardı. Keşke yaşasaydım. Affederdim onu. Zaten affetmiştim bile. Size asla kızgın değildi. İnanın bana Süreyya teyze. Bir keresinde annem torununu kucağına alınca beni affeder demişti. Evladı onun umuduydu. Onun umudunu ben yaşatacağım. Ceylan'ımın evladını ben büyüteceğim. Yusuf'tan alacağım torunumu. Yemin ederim alacağım. Ay! Yıkandın mı sen bir tanem? Bakayım. Oh, tertemiz mi oldun sen? Aa,
Karnın mı acıktı senin? Tamam bebeğim. Tamam bir tane. Günaydın efendim. Günaydın, merhaba. Canım. Galiba yine gazı var. Doyurduktan sonra biraz dolaştırır gazını çıkarırsınız. Siz merak etmeyin. Rahat rahat uyuyacak mıymış benim bir tanem? Uyuyacak mıymış? Bir tanem seni seviyorum. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Pervin. Efendim. Kahvaltı hazır. Çok geç kaldım. Aç karnına gitmen doğru değil. Hastanede bir şeyler yerim, hoşçakalın. Geçmiş olsun Ahmetciğim. Hepimizi çok korkuttun. Geçmiş olsun. Sağ ol Ayşeciğim. Zahmet etmeseydiniz. Ne zahmeti? Bizimkisi çam sakızı, çoban çiçeği. Ayşe doğru söylüyor. Aslında sana bir çiçek bahçesi getirmek isterdik. Sizi görmek çok güzel. Yorma kendini. Benim kaçak günlerimde yaptığın yardımları hiç unutmadık Ahmetciğim. Kulakları çınlasın. Gül de koşup bana gelmiş, kapıda bekleyen polisleri çaktırmadan söylemişti. Ya evet. Ben de Ahmet'in evinde seni bekliyordum. Canım, güzelim Gül. Altın kalplidir. Biliyor musun? Hala sana deli gibi aşık. Biliyorum. Bunu kimse benim kadar bilemez. Canım benim. Gül'ün çektiği acılar dayanılır gibi değil. Ah canım, ah meleğim. Gidip gördünüz mü? Nasıl? Ne durumda? Pervin'le gittik. İyiydi. Güvenli, dirençliydi. Biliyor musun? Onun da aklı sende. Bizlere hiç durmadan hep seni sordu. Dün gece hiç uyumadım. Ahmet'i düşündüm. Benim kurşunumla öleceğini düşününce çıldıracak gibi oluyorum. Bu damın altında güçlü olacaksın. Başka çaren yok. Unutacaksın. Bazı şeyleri kafandan söküp şu duvarların ötesine fırlatacaksın. Keşke. Keşke becerebilsem. Ahmet. O benim her şeyim. Düşünceli. Ne giydiğin hüküm ne de şu soğuk demirler. Burada kederlenmek yıkıyor insanı. Şu duvarların dili olsa da konuşsa. Bir ayyaşın yüzünden. Koca olacak bir ayyaşın yüzünden. Her gece dayak, hakaret, hamileydim. Karnıma karnıma tepiyordu hala. İki canlı olmasam kıyacaktım canıma. Çaresizdim. Bir gece uykusunda vurdum bıçağı rastgele. Bir daha, bir daha vurdum. Beterin beteri var kızım. Hiçbir şeyi takma kafana. Gül! Müdür bey seni istiyor. Şuna da bak, kendisi bakan karısı ya, müdürden aşağısı kurtarmaz haspayı. Gir. Gül Taniyar'ı getirdim efendim. Eşini sayın bakan telefonda. Sizinle görüşmek istiyor. Ahmet. Gül. Gül. Nasılsın? Ahmet. Allah'ım, sesini duydum çok şükür. Hayattasın. İyisin değil mi? İyiyim. Beni düşünme şimdi. Ne olur iyi olduğunu söyle bana. Sesini duydum ya, şimdi çok iyiyim. Günlerdir dua ediyorum senin için. Seni çok özledim. Canım benim. Ben de çok özledim. İstediğin bir şey var mı? Bir tek isteğim var. Senin her zaman iyi olman sevgilim. Birlikte iyi olacağız. Eskisi gibi. Çok yakında görüşecek, kavuşacağız. Sen hele bir iyileş. Ayağa kalk. Benim hayattan tek istediğim bu sevgilim. Seni seviyorum. Lütfen kendinizi yormamalısınız. En kısa sürede yanındayım. Görüşmek üzere sevgilim. Kendine iyi bak. Benim için. Geç.
iyileşmiş demek, gözün aydın. Sağ ol. Kendini değil, hala beni düşünüyor. Bana öyle bir sahip çıkması vardı ki. Sen hep ağlıyorsun. Neden? Bilmem. Buraya geldiğimiz zaman annem de çok ağlıyordu. Sonra alıştık. Sen yanımda olmasan alışamazdım. Gücümü senden aldım oğlum. Bana da yardım et, ben de ağlamayayım, olur mu? Vurduğun kocan büyük adammış. Bakan falan olduğu için değil, seni affedip de aradığı için. Senin kadar kısmetli ballı kadın görmedim. Biraz daha temiz çalışamaz mısınız? He? Şu ortalığın haline bak. Bu iş böyle canım. Biz de burada güzellik sabunu satmıyoruz. Bir pazar geleyim de bir güzel temizleyeyim ben şurayı. Nuri de bana yardım etsin. Hay abla. Boş lafı bırak, 12-13'ü ver oğlum. Emrin olur usta, buyur. Ustaya da bak maşallah. Çık bakayım dışarı sen. Öyle yetenekli ki bu işi hepimizden iyi yapacak. Şu haline bak. Baban seni doğruca hamama götürsün. Öpeyim. Dur. Sakın eve geleyim deme. Seni ancak hamam paklar. En az 3-5 ay gece gündüz böyle çalışmak zorundayız. Çok borcumuz var. Yoksa halimiz nanay. Borç yiğidin kamçısıdır babacığım. Şu tamirhane kuruldu, işler başladı ya, gerisi nasıl olsa gelir. Ben torunumu istiyorum. Torununuzu baba sağ ol. Bu bir kanunsuzluktur doktor bey. Siz benim torunumu bir başkasına nasıl verirsiniz? Başkası dediğiniz çocuğun öz babası hanımefendi. Nereden biliyorsunuz babası olduğunu? Kızımın ölümüne sebep olan birine o küçücük bebeği nasıl teslim edebildiniz? O adam size ne kadar para verdi bu iş için bilmek istiyorum. Acınız olduğu için bu çirkin suçlamanızı hoş görüyorum. Bebeğin dosyası efendim. Buyurun inceleyin. Hastanemizdeki doğumlar ve ölümler aynı gün içinde nüfus müdürlüğüne ve gerekirse polise bildirilir. İşte torununuzun doğum bildirimi. Ana adı Hilal, baba adı Yusuf. Bu belgelerin hiçbiri torunumu almama engel olamayacak. Derdimi kimseye anlatamıyorum. Beni kimse dinlemiyor. Hanımlar, ne oluyor? Gerçeği kime söylesem inanmıyor. Bırakın evime gideyim. Ben deli değilim. Tamam. O ne demek? Biz öyle bir şey söyledik mi? Tapulu arazime ve apartman daireme göz koyup beni buralara tıktılar. Mücevherlerimi de çaldılar. Burada da peşimdeler. Öldürecekler beni. Yo, ben varken sana burada hiçbir şey olmaz, tamam mı? Sakın korkma sen. Sen de hiç laf anlamıyorsun be kızım. Kaç defa tarif edeceğim yolu? Kayıkçı! Bu kız yolu bilmiyor. Biraz hava alsın. Tarif et, kayıkçı! Ay, sen nasıl yoldan gidecek direkleri, hadi. İçinizden birine açılmam, hakikati anlatmam gerekiyor artık. Söyleyin Necmi Hanım. Vakit geçmeden bana yardımcı olmalısınız. Hangi konuda? Ne istiyorsanız yaparım. Ben hasta falan değilim kızım. Romatizmam var tamam ama aklım başımda çok şükür, deli değilim ben. Estağfurullah, böyle düşünmeyin. Ama bilmediğiniz şeyler var, mani olmanız lazım. Neyi bilmiyoruz? Neye mani olmamız gerekiyor? Hadi hepsini anlatın bana. Sizi doktor hanım, Semra burada... hanım arıyor, çok önemliymiş. Bak kızım, söyleyeceklerinizi unutmayın tamam mı, geleceğim. Efendim? Bebeğe bir şey oldu. Siz gittiğinizden beri kusuyor. Ne yaptın? Ne verdin peki? Hiçbir şey vermedim. Altını değiştirip yatırdım. Su içirdim. Sonra da sizi aradım. Tamam, sen yanından ayrılma. Ben hemen geliyorum. Benim. Daha iyice efendim.
Şu ilacı. Yarım bardak suya 5 damla damla. Bir de o gazeteci vardı, onu da getir. Peki efendim. Tamam canım. Uf mu oldu sana canım? Çok mu canın acıyor senin? Şimdi geçecek. Geçecek sevgilim. Ümit fakirin ekmeği. Bak bakalım Ayşe abla. Af var mı bize? Sen neden sıkılmışsın böyle? Ay anne canım yanıyor. Bırak canım yanıyor. İstemiyorum. Bırak. Hadi bırak ben yapayım. Hay gel. Allah razı olsun. Gel bakalım. Bazen sinir ediyor bu çocuk beni. Daral geldi be. Ne güzel saçların varmış benim oğlum. Sana bir şey sorabilir miyim Gül abla? Tabii canım. Annem burada hep suçlular var diyor. Sen de suçlu musun Gül abla? Suçlu musun? Suçlu Ümit. Peki Gül abla ben suçlu muyum? Yaramaz olduğum için mi buradayım? Senin bir suçun günahın yok Biterle. Senin suçun yok. İyi bir tesadüf oldu. Karım Iraz ve Cengiz'in katili aynı hapishanede yatıyormuş. Nedir istediğiniz? Iraz'la senin ocağına düşmüşüz Mahmut. Beklemeye, gözlemeye, fısı kurmaya sabrımız yoktur. Iraz bacımızdan onu temizlemesini istemekteyiz. Yalvarmaktayım ben. Bir ana olarak çıldırmaktayım. Iraz namus belasına adam öldürmüştür. Yürekli, haso bir kadındır. Bana bu insaniyeti bir yaparsa... Bugün gider konuşurum. Kabul etmesi için bastırır, sizlerden de hatır koyarım. Var olasın, iki cihanda aziz olasın inşallah. Kabul ederse karşılığında ne alacaktır? Helalinden 10 tane cumhuriyet altını. Bir miktar da para. Birazını da peşin veririz. 300 milyon, iyi paradır. Bana uygundur Mahmut, yaparım bu işi. Çok yalvardı bana Hacer. Cennetini yapmış olursun. 5 cumhuriyet altınını peşin isterim. Peki, söylerim derhal. O kadın benim koğuşumda değildir. Kadını iyice bir görmem, kollamam lazım. Cinayetin hesabını iyice bir yapmam icap eder. Doğrusu. Mapushanenin içinde, nerede, neyle, ne zaman... Karı bakan karısı, geberince gürültüsü çok olur. Ne demeye getiriyorsun? Telaşeyle olmaz. Bana biraz zaman, 5 altında peşin. Kabul edemem bunu. Ayrılacaksın. Yusuf'u seviyorum. Ne olur anla. O adamı bir daha görmeyeceksin. Ayrılamam Yusuf'tan. Ayrılmayacağım. Onu delice seviyorum. Başıma gelecek her şeye razıyım. Ne olur anne. Sana ihtiyacım var. Sevgine, şefkatine ihtiyacım var. Sıçacık kucağına anne. Benim kucağım tertemiz bir evlat içindir. Bir fahişe için değil. Ben fahişe değilim. Fahişesin. Yusuf Tuna'nın ofisine götürmeli. Yusuf Tuna ile görüşmek istiyorum. Randevunuz var mıydı? Hayır. Hemen konuşmalıyım. Kim arıyor diyeyim? Hilal'in annesi dersiniz. Süreyya Özer. Haber vereyim. Hilal Hanım'ın annesi Süreyya Hanım sizi bekliyor. Buyurun. Sizi çok aradım. Ama ne yazık ki size ulaşamadım efendim. Başımız sağ olsun. Acınızı yürekten paylaşıyorum. Ve sabırlar diliyorum. Mezarına kadar götürmüşsünüz Sinan'ı.
gerekli olan her şeyi yapmışsınız. Böylece vicdanınız rahatladı mı bari? Önce aklına, sonra da kanına girdiniz kızımın. Bana göre kızımı siz öldürdünüz. Nasıl düşünebilirsiniz böyle bir şeyi? Hamile kalmasaydı, ona yaşattığınız üzüntüler yüzünden erken doğum yapmasaydı, Hilal bugün hala yaşıyor olurdu. Siz bencil, sadece kendisi için yaşayan aşağılık bir adamsınız. İstediğinizi söyleyin. Evladını yitirmiş, acılı bir annesiniz. Size sonsuz bir sabrım ve saygım var. Biraz da insaflı ve vicdanlı olsaydınız keşke. Hilal genç ve tecrübesizdi. Sizi sevmiş, dünyası değişmişti. Onun ilk aşkıydınız. Ne yaptığını, ne yapması gerektiğini bilmiyordu. Siz evli bir erkektiniz. Hilal'den kaçmanız gerekirdi. Namuslu, ahlaklı bir erkek bunu yapardı. Anlamadığınız bir şey var. Oysa siz kızımın bu zaafını hiç acımadan kendiniz için kullandınız. Üstelik bir de onu hamile bıraktınız. Hem karınızı hem kızımı idare edip keyfinize baktınız. O günlerde benim çektiğim ıstırabı... Hilal'in gencecik ölümüne sebep olmanız yetmiyormuş gibi... bir de çocuğunu güya sahiplendiniz. Torunumun sizin yanınızda olması benim için ikinci bir felakettir. Beni bu kadar ağır suçlamadan önce eğer dinlerseniz, eğer konuşabilirsek... Konuşmak mı? Ne adınızı duymak, ne de yüzünüzü görmek istiyorum. Torunumu bana vereceksiniz. Bir daha da görüşmeyeceğiz. Süreyya Hanım, siz ne dediğinizin farkında mısınız? Oğlumu size neden vereyim? Annesi öldü ve ben babasıyım. Siz karakteri çok zayıf, suçlu bir insansınız. Bu çocuğa baba olmaya layık değilsiniz. Bana karşı çok önyargılı ve acımasızsınız. Bunlara karışamam. Ama oğlumu benden almayı aklınızdan bile geçirmeyin. Böyle devam ederseniz çok zararlı çıkarsınız. Kızımdan bana kalan tek varlığı, böylesine sahiplenme hakkını nereden buluyorsunuz? Bu çocuk kızımın bana bıraktığı tek emanet. Bu çocuk benim. Ben büyüteceğim. Beraber büyütelim. İstediğiniz zaman gelin. İstediğiniz kadar görün, sevin. Ama benden oğlumu asla istemeyin. Bunu düşünmeyin bile. O benim bir parçam. Parçanız mı? Umut'u alacağım sizden. Bu fotoğrafını bile bırakmayacağım sizde. Göreceksiniz. Ölümden hayata dönüyorum tekrar. Heyecanlıyım. Dünyayı özlemişim. Gerçekten çok zor, çok ümitsiz günler geçirdiniz. Hepsinde de sen yanımdaymışsın. Beni hiç yalnız bırakmamışsın. Görevimdi. İlgine, şefkatine minnettarım. Sizler bana göre sahici meleklersiniz. Görevim henüz bitmiş değil. Pansuman ve iğne için yarın size geleceğim. Biliyorum. Bekleyeceğim. Hoşça kal Hülya hemşire. Güle güle efendim. Geçmiş olsun. Sağ ol. Size çok teşekkür ederim. Yaşamını sizlere borçluyum. Biz sadece görevimizi yaptık. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Sağ ol. Geçmiş olsun. Geçmiş sağ ol. Çok yakında yeniden geleceğim. Ama bu kez hastanemizin sorunlarını, ihtiyaçlarını öğrenmek için geleceğim. Her zaman bekleriz efendim. Tekrar geçmiş olsun. Hoşça kalın.
Kahvenizi getirdim. Her şey eskisi gibi. Oysa hiçbir şey eskisi gibi değil. Bu ev yerinde duruyor. Sen bile buradasın. Ben de döndüm. Ama gün nerede? Hanımım öyle iyidir ki merak etmeyin. Kurtulacak inşallah. Çizdiğin. Başından geçen her şeyi bilmeliyim. İyileşmen için, seni tedavi edebilmem için konuşmaya, dost olmaya mecburuz. Çocukluğundan bu yana seni üzen her şeyi, korkularını, seni etkilemiş olayları ve kişileri bana anlatmak zorundasın. Birbirimizden gizli saklı hiçbir şeyimiz kalmamalı. Pekala, bir anlaşma yapalım. Ben de çok özel bazı olaylarımı ve üzüntülerimi sana anlatacağım. Sen doktorsun. Senin üzüntülerin olamaz. Doktorum ama insanım. Bana çok yakın olacak, çok güvenebileceğim bir sırdaşa benim de ihtiyacım var. Ben hiç kimseye inanmam. Senin de bana yalan söylediğini düşünüyorum. Ağzımdan laf almaya çalışıyorsun. Ben sadece seni sağlığına kavuşturmak istiyorum. Uykum geldi. Tamam mı? Bir ziyaretçiniz var efendim. Odanızda sizi bekliyor. Tamam, geliyorum. İyi uykular. Ben Hilal'in annesiyim. Adım Süreyya. Öyle mi? Hoş geldiniz. Buyurun oturun lütfen. Bir şey içer misiniz? Hayır. Fazla vaktinizi almak istemiyorum. Sizden önemli bir şey isteyeceğim. Buyurun. Başınız sağ olsun. Teşekkür ederim. Gençsiniz. Gerçekten güzelsiniz. Değerli bir doktorsunuz. Teşekkür ederim. Benim kızım da gençti. Güzeldi. İyi eğitim almıştı. Kültürlüydü. Kocanız çok şanslı bir adam. Sizler gibi mükemmel iki kadınla istediği gibi yaşadı. Ve yaşıyor. Benden önemli bir şey isteyecektiniz. Evet. Sizdeki emaneti geri istiyorum. Torunumu almak için geldim.